Merhaba arkadaşlar, C# Form derslerimizin üçüncüsüyle karşınızdayız. Bu dersimizde değişkenlerden ve sabitlerden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, formu bu şekilde ayarladım zaman kaybı olmasın diye. Formumuzda bir tane buton, bir tane text box, bir tane label, hatta iki tane label var. Bir tane de şurada var arkadaşlar, label ikimiz var. Şimdi işlemleri butonun klik olayında yapacağız. Butona çift tıklıyorum. Klik olayı bu şekilde göründü. Şimdi değişkenlerden bahsedelim. Tam sayı değişkenlerimiz var. Byte 0 ile 255 arası. S byte eksi 128 ile artı 127 arası. Short eksi 32768 ile 32767 arası. Artı eksi arası. Int aralığı bu şekilde arkadaşlar. Kontrol Z yapalım. Eksi 2 milyar küsur olması lazım. Artı 2 milyar arası. Long daha büyüktür arkadaşlar int'ten. Eksi 9 ile başlayan 19 basamaklı veri aralığı. Short, u short, u int ve u long olduğu zaman, başında u olduğu zaman bunlar işaretsiz 0 ile. İşte short olduğu zaman 65.535. Int olduğu zaman işte 4 milyar küsür. U long olduğu zaman da 18 ile başlayan 20 basamaklı bir sayıya kadar artı, tabii sıfırlar artı şeklinde. Ondalıklı sayı değişkenlerimiz float sonuna 7 basamak, virgülden sonra 7 basamak. Eğer virgüllü sayı kullanılacaksa F harfi kullanılmalıdır. Ama kullanılmayacaksa F harfi kullanılmayabilir. Double dediğimiz virgülden sonra 15-16 basamak sayı alabilir. Desimal dediğimiz 20 virgülden sonra 28-29 basamak alır. Burada da eğer virgül kullanılacaksa, virgüllü sayı kullanılacaksa M harfi kullanılmalıdır. Float, double ve desimal tam sayı aralığında kapsayan sayılar olduğu için daha kapsayıcıdırlar. Bir de string metin, string değişkenimiz var. Metinsel veri tanımlamada kullanıyoruz. Char değişkenimiz tek karakter tanımlamada kullanıyoruz. Bol dediğimiz true veya false değer döndüren bir değişkenimiz var. Ayrıca şimdi burada bir de text box var arkadaşlar. Bunu da zaten şurada görülüyor. Daha önce tıklandığı için açılmış. Bir de text chunked olayı var. Şimdi bunu şunun için göstereceğim. Değişken tanımlarken örneğin tam sayı türünde int a diye bir değişken tanımladım. Buna değer, ilk değer atayabiliriz, atamayabiliriz. O bize kalmış. Diyelim ki şöyle 15 değerini atadı. Bu global alan arkadaşlar, genel alan ya da public diye de tanımlanıyor. Şu alanda arkadaşlar tanımladığımız değişkenleri şu formun içerisinde butonda da kullanabilirim. Yani butonu klik olayında, text box 1'in text chunked olayında da kullanabilirim. Yani bu ortaktır hepsinde. Ancak bunu diyelim sadece ben butonda kullanacaksam, bu sadece butona ait bir değişkendir. Text box'ın text chunked olayında bunu kullanamam. Evet, bu bilgiyi verdikten sonra şimdi int değişkenin adı, yani önce değişkenin türü sonra adı şeklinde belirtiliyor. Double mesela ondalık diyelim. Burada diyelim ki 25 şeklinde bir tanımlama yapabilirim. Virgül kullanacaksam burada dikkat etmemiz lazım. Nokta kullanıyoruz. 85. Şimdi burada D kullanılabilir, kullanılmayabilir arkadaşlar. Genelde ki kullanılmıyor. En çok tercih edildiği için. Float dediğim zaman ondalık 2 diyelim. Yine aynı şekilde mesela. Değer atadığımızı düşünelim. Ya bu şekilde bırakıp daha sonra da değer atanabilir. 35 veya bir değer daha atanabilir. En son atanan değer geçerlidir. 68.85 ya da 90 2 olsun. Tabi bu şekilde tanımlama yapabilmek için sonuna
de yazmamız gerekiyor. Burada dikkat ettiyseniz float olduğu halde 35 yazdım. Sonuna F yazmadım. Yazılabilir, yazılmayabilir. Artık tercihe kalmış bir şey. Yine desimal arkadaşlar, ondalık 3 eşittir 154 şeklinde de olabilir ya da şöyle, burada 154 bu şekilde bırakılabilir. Sonra M de yazılabilir, yazılmasa da olur. Ondalıklı olacaksa diyelim ki 35 değerini yazdık. Sonuna M yazmamız gerekiyor. Evet, tanımlamalar bu şekilde. Başka ne var? Burada long var yine aynı şekilde. Diğerleri de bu şekilde, short var. Artık değer aralığına göre değişkenimizi, veri türümüzü bu şekilde seçebiliyoruz. Bir de string metin diyelim mesela. Metin eşittir. Bunu textbox 1'den aldığımızı düşünelim. Bu şekilde bir tanımlama da yapılabilir. Tabi textbox 1'deki değer string olarak algılanıyor. Eğer bunu tam sayı olarak veya normal ondalıklı sayı olarak almak istersek textbox'a ondalıklı veya tam sayı olarak girmemiz gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Örneğin int sayı diye bir değişken tanımladık ve bunu textbox 1'den aldığımızı düşünelim. Tabi bu şekilde metinsel olduğu için, string olduğu için burada bir dönüştürme yapmamız gerekiyor. Dönüştürme için iki yol var. Yani en çok tercih edilen int parse metodu veya arkadaşlar veya aynı şekilde bunu siliyorum. Şimdi int parse sadece sayısala dönüştürüyor ama convert dediğimiz tür var. Convert'te bütün türlere dönüşüm sağlanabiliyor. toInt 32. Şimdi int tanımlandığı zaman 32 bitlik bir veri türüdür. Short tanımlanırsa 16 bitlik veya long tanımlanırsa 64 bitlik veri türü oluyor bu şekilde. Evet, burada tabi şimdi bunu diyelim ki label 2'ye yazdırıyoruz. Şu şekilde. Sayı dedik. Burada da arkadaşlar bu şekilde kabul etmiyor. Çünkü sayı int olduğu için label 2 de string türde veri istediği için burada dönüştürme yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde. Evet, bu şekilde. Sonuna toString dediğimiz zaman dönüştürme yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya da diğer şekilde, bunu da gösterelim. En azından dönüştürmeyi de bakacağız duruma göre. Belki toString diyerek içerisine bu şekilde de tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Veri dönüşümünü de bu şekilde anlatmış olalım. Ayrıca bir video halinde anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Eğer takılan arkadaşlar olursa bize yazabilirler veya yorumda bulunabilirler. O şekilde de cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Textbox 1'e girilen sayı değerini label 2'ye aktarmış olduk bu şekilde arkadaşlar. Şunu kapatalım. Başka bir de bizim char değişkenimiz vardı. Mesela harf dedik. Buna tabi bu şekilde, bunu da aynı şekilde böyle bırakıp daha sonra değer atayabiliriz. Böyle tek tırnaklar içerisine diyelim ki A yazdık. Evet. Artık harfin değeri A'dır. Başka burada bir de bol vardı. Bol seçim diyoruz. Mesela seçim diye bir değişken tanımladım bol türünde. Buna ilk değeri tanımlayabiliriz. Şöyle atayabiliriz veya atamayabiliriz.
Artık duruma kalmış. False da diyebiliriz. True da diyebiliriz. Bu şekilde bırakalım. Evet. Şimdi bu işlemimizi yapmadan önce bir de şu vardı. Bizim sabit dediğimiz değişken vardı. Sabit const başına const getiriliyor ve tanımlamada yine aynı şekilde ne kullanılacaksa, hangi tür kullanılacaksa, mesela sayı 2 diyelim. 352 şeklinde. Tabii sayı 2'yi daha sonra ne yapamıyorum? Değiştiremiyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtelim. Yani ilk atanan değer bu şekilde kalmış oluyor. Evet, bu şekilde de kabul etmiyor arkadaşlar. Const yazmışsak eğer veri türünün başına ilk değeri atamamız gerekiyor. Evet, bu şekilde. Şimdi şu işlemi yapalım. Kontrol Z yapalım. Şu işlemi yapalım. Ondan sonra videomuzu da burada bitirelim inşallah. Çalıştırıyorum. Tabii int türünden hariç farklı değer gireceksem, string girersem veya double girersem program hata verir. Hata verdiğini gösterelim. Ondan sonra doğru değeri bu şekilde girelim. 88. Burada eğer virgül sayı kullanılacaksa virgül kullanılır. Kod kısmında nokta kullanılıyor. Burada virgül kullanılıyor arkadaşlar. Program çalıştıktan sonra. Bu şekilde hata verdiğini görelim. Evet, giriş dizesi doğru biçimde değildi. Hatası aldık. Normal 88 girelim ve bunu label 2'ye yazdıralım. Evet, 88 değerini label 2'ye bu şekilde yazdırdık. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bir hatırlatma. Şimdi C# formla direkt başlayan arkadaşlar için daha önce C# konsolda paylaştım ben. Visual Studio 2019 nasıl indirilir? Veya 2007 de gerçi orada geçiyor. İndirilmesini de paylaşacağım arkadaşlar link olarak. Hem birinci derste ve ikinci derste de hatırlatmadığım için 1, 2 ve 3. dersin hepsinde videonun açıklama kısmında Visual Studio 2019'un indirilmesi ve kurulmasını link olarak paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.